sevgili dostlar. Şu işte Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon, devam eden FETÖ operasyonları falan falan üzerinden yaşanan tartışmalara son derece önemli bir perspektif bugün Nuhal Bayrak'ın yazısında var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Star Gazetesi Genel Yönetmeni Nuhal Bayrak diyor ki, en emin rehber ilimdir. Ama burada da karşımıza farklı girdaplar çıkmaktadır. Müslümanları bu simsarların kucağına iten en büyük sebeplerden biri, çoğunluğu ilahiyat eğitimi almış çevrelerin dini asıl kaynağı olan Kur'an'dan öğrenin saptırmasıdır. İslamiyet'i asıl kaynağından öğrenmek demek, doğrudan Kur'an'dan ilham almak demek değildir ki zaten. Zaten bu, Müslümanlara taşıyamayacakları bir yük yüklemektir. Bu yönlendirme, nice kardeşlerimizin rotasını kaybetmesine sebep olan bir saptırmadır. Kur'an-ı Kerim elbette bizim kutsal kitabımızdır ama Müslümanların itikat ve amel bilgilerini doğrudan Kur'an'dan alarak dini yaşaması emredilmemiştir. Anayasalar o ülkede yaşayan herkesi bağlamakla birlikte bireyler beşeri münasebetlerini anayasa maddelerine göre değil, ehil insanların anayasaya uygun olarak ürettikleri kanun tüzük yönetmelik ve genelgelere göre yürütürler. Onun içindir ki örtünmenin Kur'an'da yeri yok diyenler tesettür furuattır diyen sapık kafanın cahil versiyonlarıdır. İnsanlar iman ve İslam'ın şartlarını veya abdest ve namazın farzlarını Kur'an'ın hangi suresinden öğrenecek acaba? Elbette Kur'an-ı Kerim İslamiyet'in anayasasıdır ama her önüne gelen oradan kanun ve yönetmeni çıkaramaz. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan en yetkili merci Peygamber Efendimiz'dir. Peygamberimizin fırka inacı olarak tavsiye ettiği ehli sünnet alimlerinin bu iki kaynağı ilaveten icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha ile çizdiği güzergah bizi Allah'a ulaştıracak en emin yoldur. Bu kaynaklar Müslümanların ihtiyacına cevap verecek genişliktedir. Bugün İslam'ın en temel emirlerini bile yerine getirmeyen insanlar içtihattan bahsetmektedir ki bu yozlaştırma yani dinde reform demektir. Her Müslümanın bizzat bilmesi ve uygulaması gereken bilgileri ihtiva eden ilmihal kitaplarının bu kadar yaygınlaştığı bir zamanda ben bunları bilmediğim için din istismarcılarının oyununa geldim demek asla mazeret olamaz diyor. Nuhal Bayrak, Star Gazetesi'ndeki yazısında önemli, son derece önemli.